Yaşar Süngü Buğday ve un üretiminde kritik görev Türkiye'nin. Biz makarnayı bile ekmekle yiyen, sofraya yemekten önce ilk ekmeği koyan, yere düşen ekmek parçasını öpüp alarak yüksek bir yere koyan bir milletiz. Ekmek yemeden de doymayız. Toplum olarak en saygı duyduğumuz nimet ekmektir. Ekmeğin ham maddesi buğday da 30 bin çeşidiyle dünyada 220 milyon hektarla ekim alanı en geniş tahıl ürünü. Yapılan araştırmalar sonucunda buğday 12 bin yıllık bir bitki olup kökleri Şanlıurfa sınırları içinde bulunan Göbekli Tepe'ye dayanıyor. Medeniyetin ilk başladığı yer olarak kabul edilen Göbekli Tepe aynı zamanda buğdayın da ana vatanı. Bunu neden söyledik? Türkiye bundan sonra 730 milyon tonluk 2018 dünya buğday üretiminin %30'unu ve 12 milyon ton dünya un ihracatının %55'ini gerçekleştiren 32 ülkeden oluşan Avrasya bölgesini yönetecek. Avrasya bölgesinde hangi ülkeler var? Türkiye, Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Moldova, Makedonya, Bosna Hersek, Romanya, Polonya, Bulgaristan, Slovakya, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Macaristan, Arnavutluk, Kosova, Letonya, Estonya, Litvanya, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Moğolistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan. Bu ne demek? 32 ülkeden oluşan Avrasya Yönetim Konseyi Başkanlığı'nı ve icra direktörlüğünün Türkiye'ye verilmesi, dünya buğday üretiminin %30'unu ve dünya un ihracatının %55'ini temsil etmek demek. Bu işin Türkiye Başkanlığı'nı un sektörünün kapasite olarak %90'ını temsil eden TUSAF, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu üstlendi. TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, yeni oluşan durumla aynı zamanda Ayom Avrasya Yönetim Konsey Başkanı oldu. Bu kurumu tanıyalım. Hububat değirmencilik sektörünün dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşu, 122 yıllık Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği, IOM Merkezi, ABD, Kansas'ta. 1876 yılında kurulmuş AYOM, hububat değirmencilik sektörünün en büyük sivil toplum kuruluşu. ABD içinde 10 ve global ölçekte 4 direktörlük olmak üzere 14 bölgede faaliyet gösteriyor. Türkiye'ye neden böyle bir görev verildi? 19 milyon ton 2018, Dünya buğday üretiminde ilk 10 ülke arasında yer alıyoruz. Dünyanın 6 yıldır un ihracat şampiyonuyuz. Değirmen makineleri ihracatında dünya ikincisiyiz. Avrasya bölgesinin büyüklüğü ne kadar? Avrasya bölgesi toplam nüfusları 2 milyarı aşan ve toplam 7.1 trilyon dolar ekonomik büyüklüğü bulunan 32 ülkeden oluşuyor. Avrasya bölgesi aynı zamanda dünya buğday üretiminin ve un ihracatının en büyük oyuncularına ev sahipliği yapıyor. 71,6 milyon ton buğday üretimiyle dünyanın en büyük 5 buğday üreticisinden biri olan Rusya, tek başına dünya buğday üretiminin %10'unu, Avrasya bölgesinin ise %30'unu temsil ediyor. Bu 32 ülke içerisinde 25 milyon ton buğday üretimiyle Ukrayna, 16 milyon ton üretimiyle Kazakistan, 19 milyon ton üretimiyle Türkiye bulunuyor. Başkan soyun verdiği bilgilere göre buğday 2018 yılı itibariyle dünyada 740 milyon ton tüketiliyor. Son 15 yıllık projeksiyona bakıldığı zaman dünya buğday ihracatı %50 artmış. Rusya, Kazakistan ve Ukrayna dünya buğday ihracatını %730 artırırken bu üç ülkenin dünya buğday ihracatındaki payı %31 olmuş. 71.6 milyon tonla dünyanın en büyük 5 buğday üreticisinden biri olan Rusya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihracatını %60 artırırken ABD'nin ihracatı ise %30 azalmış. Bu ne demek? Avrasya ülkelerinin ileriki dönemde buğday üretimindeki gücünü daha da artıracak. Çünkü üretim gücüyle Avrasya Bölge Direktörlüğü, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika ve Güney Doğu Asya direktörlüklerinden daha güçlü bir konumda. 12 milyon tonluk dünya un ihracatının %55'i bu bölgeden gerçekleşiyor. Ayom Avrasya Çalıştayı ilkini 23-25 Nisan tarihlerinde değirmenci profesyonelleri buluşuyor temasıyla Antalya'da gerçekleştirecek. 25-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Tusaf 15. Uluslararası Kongre ve Sergisi'nde de buğdayda verim ve kalite tartışılacak. Gelecekte güç tarımda sanayileşen ülkelerin elinde olacak.